Nermin Bezmen stüdyomuzda son kitabı Dedem Kurt Sait ve Ben diziyle aynı anda vizyona dizi seyircilerle buluştu. Kitapta okurlarıyla buluştu. Merhabalar, hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Çok sağ olun. Öncelikle hani tabii ki son kitabı ve diziyi konuşacağız ama birazcık da böyle hikayesini konuşalım. Bu kitabın geçmişi çok eskiye dayanıyor. 1999 yılında ilk defa okurlarla buluştu ama onun da bir geçmişi var. Kurt Sait Şura 1992'de buluştu. Yani İkinci... 22 yaşında o. Evet, çok uzun bir geçmişi var. Birazcık onu hani nasıl yazmaya karar verdiniz ilk defa, oradan başlayalım isterseniz. Tabii, ben aslında yazmak benim için yoğun iş hayatımın yanında nefes aldığım hobilerimden biriydi, resim gibi. Böyle ciddi anlamda okurla buluşacak bir yazar olacağımı belki hayal ederdim ama düşünmezdim o günkü yoğunluğum içinde. Ben geçmişimle geleceğim arasında son köprü olduğumu fark ettim. Çünkü büyüklerim yavaş yavaş terk ediyordu bu dünyayı. Anneannem artık 90'larına yaklaşmıştı. Çok da hem hüzünlü hem çok keyifli bir geçmişim var anne ve baba tarafımdan. Hep gönülsüz göçmenlerin torunuyum. Bunları bir şekilde aile kütüphanesinde gelecek nesillere aktarmak üzere bir çalışma yapayım dedim. 2 sene boyunca anneannemle her gün oturup onun hatırladığı, anmak istediği düşünceleri, ne varsa hepsini not aldım. Hı hı. 2 senenin sonunda da anlatılanları bir şekilde tarihin içinde, kendi coğrafi mekanlarında, kendi zamanının kültürleriyle kaynaştırarak bilgimi pekiştirmek için bir ansiklopedi çalışma yaptım. 4. senenin sonunda da yazmaya oturduğumda kendiliğinden kitapta başladım. Yani Kurs-i Şura hangi cümleyle başlıyorsa öyle başlayıp artık o kahramanlar benimle odamda, çalışma odamda oturuyorlar. Kulağıma fısıldıyorlar netliğine, diyaloglar dahil olmak üzere. Yazmaya başladım ve kendiliğinden bir romancılık serüveninin içine girdim. Bir taraftan zaten tabii çocukluğunuzdan beri o hikayelerle büyüyorsunuz. Dedenizi hiç görmediniz ama hayal ediyorsunuz. Peki hayal ettiğiniz birini yazmak o anlamda size daha mı bir özgür kıldı yazarken birçok şeyde? Şimdi aslında hayal etmem ne çok gerek yoktu. Yanımda olduğunu hayal ederdim ama dedemin hayali aslında benim için gerçek kadar yakındı bana. Çünkü dedeciğimin işte kitaplarda da hep yer alan o sepya fotoğrafı, Çarlık üniforması içinde çizmeleriyle cephe dönüşü, tam Bolşevik ihtilalin içinde kaçarken, kaçmadan önce çektirdiği fotoğrafı bizim büfemizin üstünde dururdu. Ve ben 2-2,5 yaşında kitaplarla tanıştırmış olmasına rağmen annem beni, bütün o efsaneler, masallar, hikayeler içerisinde dedem kadar büyük bir kahramanım yoktu. Çünkü o benim için hiç tanımadığımdan dolayı da bir ihtimal. Çok geçmiş bir zamanda ve o tarihlerde gidemeyeceğim bir ülkenin, Çarlık Rusya'sının, sınırları kapanmış bir dünyanın içinden gelmiş, bizim çalışma odamızda, salonumuzda resimleri olan bir beyaz atlı prensti. Ve hep dedemin masalı olsa, dedemin masalı olsa derdim dinlerken, küçükken. Ve genç kızlığıma vardığım zaman tabii dedemin hayatının masalsı tarafının dışında acı, hüzünlü ve aynı zamanda cinsel olarak da yaklaşması tarzıyla hayata farklı gerçeklerini de öğrendim. O beni dedemi gittikçe daha tamam, daha yazılası bir kahraman yapmaya başladı. Ama esas derdim anneannemle dedemi birleştirdiğim bir hikayecik bırakmaktı çocuklarıma. Ama o hikayenin ötesine ve aile arşivinin ötesine geçti. Yüz binlerle buluşmuş bir kahraman oldu dedem. Bir taraftan hani bir aşk hikayesi ama diğer taraftan da bir tarihi belge niteliği de taşıyor. Öyle. Ve son zamanlar tabii diziyle beraber tekrardan daha çok kişiye ulaşmış oldu. Peki bu dizinin ilk olacağı projesi nasıl oldu? Size nasıl teklif geldi? Şimdi kitap Kurs-i Şura 1992'de okurla buluştu ve bestseller oldu. İlk romanım olmasına rağmen. Ve o günden bu yana ben 8 hem dizi hem uzun metraj sinema filmi olması için 8 teklif almıştım. Bunlardan biri Türk-Rus-Amerikan ortak yapımı olacaktı. Ona rağmen benim hiçbirine içim ısınmadı açıkçası. Yani bir kere o kitap çok kanımdan canımdan olduğu için çok özel bir hassasiyetim var üstüne. Karakterlerim, kullandığım diyaloglar ve verdiğim duygu halleri benim çok özelim, mahremim gibi geliyor. Yüz binlerle paylaşmış olmama rağmen. Bir başkasının eline teslim edemiyordum. Fakat ilk defa
Bundan bir sene evvel Ay Yapım'dan bana teklif geldiği zaman sevgili Ekrem Çatay'la toplantımızda içimden bir ses, ki ben hep o iç sesimle yaşayan bir insanım, dedi ki tamam bir yer, tamam bir zaman ve tamam bir ekip bu. Ve evet dedim. Ve peki, şimdi olay geliştikçe de görüyorum ki hakikaten çok tamam bir karar vermişim. Daha mükemmel bir yapım kadrosunun ve bu kadar dirsek temasında ruhsal olarak da birbirimizi besleyerek yaşadığımız bir süreç olamazdı dizi anlamında. Peki ilk izlediğiniz anda ne hissettiniz? Sonuçta hani kitaplarınız arası tabii ki canlanıyor dediniz defalarca okurlarla buluştuğunda, ama bu sefer daha bir kanlı canlı televizyon ekranında olması nasıl bir duyguydu? Ben birkaç kez sete gitmiştim. Bir kere İstanbul'da, iki defa da St. Petersburg'da çekimleri izledim sette. Onlar zaten kendi başına benim için olayın nereye gittiğini gösterecek mükemmelliyetteydi. Hilal Saral yönetmenimiz, onu diyorum, bir senfoni orkestrası maestrosu gibi inanılmaz bir titizlikle ve özveriyle çalışıyor. Oyuncular öyle çok iyi seçilmişler. Her biri kendi rolünün içine girmiş, ruhuna. Senaristimiz Ece Yörenç aynı benim gözümle bakarak onu dizi diline çeviriyor. Dolayısıyla zaten tamam geliyordu, fakat tabii parça parça seti izlemekle ilk bölümü St. Petersburg'da bütün ekiple izlediğim zaman yaşadığım o enerji, paylaştığımız sinerji ve benim ruhsal yolculuğum bambaşkaydı. Zaten çok net göremedim çünkü hep gözümde yaş vardı. O kadar duygusallaştım. ağlamamak için kendimi zor tuttum ekibin yanında. Rüyada gibiydim. Ertesi sabah hala daha güzel bir rüya gördüğümü zannederek uyandım. Yani çok etkiledi beni. Çok güzel bir iş çıkarıyorlar. İnşallah halkımızdan da gerekli sevgiyi ve ilgiyi görür ve uzun soluklu olur. Çünkü bu hakikaten bir Hollywood yapımcısı bile ele alsaydı bu kadar titiz, bu kadar maddi manevi özveriyle ve masrafla çalışabilirdi. Ay Yapım gerçekten takdiri şayan müthiş bir iş çıkarıyor ve ekibi tabii ki. Evet, Türkiye'de diğer taraftan da başarı birazcık da o sayılarla, işte reyting başarısıyla ölçülen bir şey. Peki dizinin hani ilk bölümünden, ikinci bölümünden sonra birazcık reytinglerin düşmesi böyle tartışmalara yol açtı. Acaba hani seyirciye o duygu geçmedi mi, nasıl oldu? Hani o konuda ne düşünüyorsunuz? Hani ne hissettiniz yorumları alınca? Şimdi sanırım onda ben iyi bir dizi seyircisi, iyi değil, hiç dizi seyircisi değilim. Dolayısıyla gerçekten bütün bu reytingler, ABB, başka ölçüler var falan, bunların hepsi bana Çince gibi geliyor. Fakat yani kendi okurlarımdan aldığım ve çok fanatiktir benim okurlarımdan aldığım geri dönüşlerden biliyorum ki aslında benim okurum benim dizimi takip, bu diziyi takip ediyor bir. Fakat tabii okur kitlesiyle bir televizyon dizisi yürümez. Ona yeni izleyici sağlamak lazım. Şimdi bizim başlangıç bölümümüz karakterlerimizi ve tarihi de anlatabilmek açısından aslında şu an genel seyircimize, bizim genel televizyon dizisi izleyicimize yabancı bir zaman dilimi, yabancı bir kültür, yabancı isimler, Bogoevskiler, Borinskiler, hanım olursa Borinskayalar, Bogoevskayalar falan da biraz zorlayıcı diyorsunuz. Julianler, Petrolar, Vladimirler, şimdi bunlar ağırlıklı. Balolar, danslar, çünkü bir Çarlık Rusyası'nın aristokrat kültürüyle başlıyor hikayem benim. Dedem o grubun içinde, o Hayatlan kitabımda da okurlan tanıştı. Dolayısıyla bu bizim genel kültürümüze biraz yabancı olması açısından. Ayrıca ilk bölümde bütün bu yabancı karakterleri tanıtmak için ağır ağır anlatmak ihtiyacından belki de o harra güre kavgalı dövüşlü yahut da işte daha böyle sade esprilerle giden dizilerin yanında ağır kalmış olabilir. Ama benim romanlarım da böyle. Şimdi yavaş yavaş sanıyorum şeyi artacaktır. İzleyicisi artacaktır. Çünkü karakterlerle özdeşmeye başlayacaklar. Ondan sonra bunun bir Türkiye faslı devreye girecek. Kaldı ki savaş, Birinci Dünya Harbi, işte Alman-Avusturya cephesi, Bolşevik ihtilali devrede. Arkadan bir Türkiye'ye kaçış var. Çok farklı, bize çok daha yakın öğeler girdikçe sanırım ivmesi de yükselecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü oyunculuk harika ve bir de tabii yaşadığımız günlerin kendi getirdiği farklı bir ivme var Türkiye'de. Bunu da kabul etmek lazım.
Yani bizim dizimizin ana oranda seyircisinin gerçekten Türkiye'nin sorunlarıyla, problemleriyle kafasını kurcaladığı, huzurunun, keyfinin onunla bağlantılı inip çıktığı bir grup. Dolayısıyla o gün millet sokaklardayken, bir isyanlar çağrılırken oturup da 2 saat, 3 saat dizi seyretmeyebilir benim AB denilen grubu. Dolayısıyla bunlar etkiliyor. Peki diğer taraftan da biz yeni haberlerde duyuyoruz işte senaryosun, daha doğrusu filme çekilebileceği, devamının olacağı, hatta bu kitapla da ilgili belki hani bir sinema filmi ya da başka projeler var mı? Şimdi yani şu an böyle üstünde peki dediğimiz bir şey yok ama niye olmasın? Mühim olan şimdi kere bu Kursi Şura dizisi ne kadar ne kadar solukta gidecek? O çok önemli. Eğer o tutar da yürür giderse, o tabii kendi zaten içerisinde kendi gidişi var. O çünkü Kursiyet Şura'dan sonra Kursiyet Murkası var. Ona bağlantılı içinde Mengene göçmenleri var. Ve tabii onu tamamlayan bu dedem Kursiyet'le ben. Yani aslında benim bu romanları yazarken yaşadığım kah fiziki, kah ruhsal, bazen ikisi birden yolculuklar var. Bu kitaplar kolay yazılmadı. Çok sancılı dönemlerden geçti. Kitapta da onu anlatıyorum. Yani dediğimi, hayatını tamamını anlatmak bir okyanus aşmaksa, ben okyanusu aşana kadar arada küçük küçük birbirine bağlanan nehirler, akarsular, şelalelerden düştüm. Diplere vurdum, göklere çıktım. Müthiş ruhsal olarak da transformasyon yaşadım. Çok sancılı bir dönem geçirdim. Bazen mistik diyebileceğimiz, bazen izahı olmayan hadiseler yaşadım. İşte bu kitap o yolculukları ve dedemle benzerliğimden dolayı karakterlerimizin hayatıma bıraktığı tesiri anlatan bir kitap oldu. Peki okurlardan çok ilgi görüyor dediniz. Çok kısa bir süre içinde tabii ki bunda dizinin hayranı de çok. Tabii ki yani hem dizinin hem sizin böyle kişisel hayranlarınızla olan bir şey. Ama bizde hani birazcık daha kitap daha az okunur, dizi çok izlenir ya. Burada da birazcık daha böyle tam tersi. Şu an kitap çok iyi gidiyor galiba değil mi okurlardan? Kitap yani son dedem Kurt Seyit ve ben bir haftada 30 bin okurla buluştu. İnşallah uzun soluklu olsun o da, bilmiyorum. Çünkü bunlar hep emek, yani emek içinde emek olan her şeyin, emek veren herkesin o sancılı döneminin karşılığını bir mutlulukla hak ettiğine inanıyorum. Sadece ben değil. Bir de şöyle bir şeyle dikkatimi çekmişti. Hani sayfaları çevirirken sizin hani çok kişisel hikayelerinizle kendinizden de çok şey katarak anlatıyorsunuz. Bir anı kitabı gibi bir taraftan aslında. Tabii tabii, bir anı roman da diyebiliriz aslında. Hayatımın tamamı değilse bile dedemle benzeşen karakter özelliklerimin hayatımdaki yansımalarını, işte 3 yaşından başlamak üzere kendimi hatırladığım, çok net hatırlıyorum o yaşlarımı da. İşte anneannemin bana Moskov inatlı dediği günden itibaren özellikle. Yani, dediniz, o çünkü evet, çok benzediğinizden hep bahsediyor. Dedeme söyledikleri bir tabir çünkü o Moskov inadı sahibi olması. İşte oradan başlayarak dedemle kendimi kıyaslamalarım ve o kıyaslamaların benim hayatımdaki iz düşümleri. Yani niye öyle dediler bana, ne yaptım, nasıl bir olay yaşadım? Tabii içine bunun çok naif o 3 yaşından, 4 yaşından, 5 yaşından öykülerim de girdiği için çok sıcaklık getirdi. Çünkü ben kendimi her zaman yazmam ama yazdığım zaman da otosansürsüz yazarım. Çünkü bir şeye karar verdiysem, cesaret gösterdiysem onu sonuna kadar savunabilmeliyim. Orada kırpmalara, kesmelere, süslemelere inanmıyorum. Onun için de bu kitap çok sıcak, çok keyifli oldu. Peki son olarak bir de belki çok kısa, çok da sürprizlerini kaçırmadan belki dizinin ilerleyen bölümleriyle ilgili minik bir tüyo ya da hani sizin böyle söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Valla onu hiç veremem çünkü gerçekten dizi matematiği ve dinamiği romandan çok farklı. Orada her hafta sevgili Ece Görenç işte senaryo yazdıkça bana gönderiyor çünkü danışmanı olarak projenin içindeyim bir fiil. Böyle fikirleri paslaşıyoruz ama bir sonra ne yapacağımızı daha inanın o son bölüm yazılırken biz de çok bilmiyoruz diyebilirim. Peki, hepsi çok sürpriz olacak. Peki çok teşekkürler sevgili Nermin Bezmen programımıza konuk olduğunuz için tekrar sizi burada ağırlamak dileğiyle çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum.